Halı yıkatmak hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Bahçeli Evler Halı Yıkama inanılmaz çok fiyatlarıyla halı yıkama derdinizi bitiriyor. 246-26-0'ı hemen arayın, kampanya fırsatını kaçırmayın. Kepsut'un pazar yerinde üreticilerle sohbet ettik, çiftçilerin sorunlarını dinledik. Yılın hemen hemen her dönemi durmak bilmeden çalışan çiftçiler bakın en çok neyden şikayetçi? Şeftali satıyoruz, alıp satıyoruz. Kendimizde de oluyor. Şimdi sizde oluyorsa ondan başlayalım. Bizde oluyor, olmadığı zamanda da bulunsun diye yani şeyimizde kendi yerimiz olduğu için bazen de alıp satıyoruz. Nereden geliyor size? Buradan da tanıyoruz yani tanıdığımız yerler var, hep oradan alıyoruz. Onlar nerede yetiştiriyorlar? Bahçede, evet, mı? Evet buradan, Kepsut'tan ya. Bunların ekimi, dikimi, toplanması nasıl oluyor abla, bir anlatsana ya. Ekiyorsun, birkaç sene bekliyorsun, kışın ekiliyor. Hı-hı. Bakımını yapıyorsun, budaması oluyor, ilacı oluyor. Yazında topluyorsun, suluyorsun yani sulanması gerekiyor. Damlama çekiyorsun, salması oluyor. O zaman bakımı, budaması oluyor kışın, ilaç atılıyor, göztaşı... kireçle karışık göztaşı. Ondan sonra böcek ilaçları falan atılıyor. Şimdi bu çok uzun bir süreç. Kışın evet. Başladın sen şimdi. Ne zaman evet. Bitiyor? Toplama bitince biter. Toplaması. Onu da kışa kadar sürüyor. Yani bunu bir kere de alıyor. Yani farklı ağaçla oluyor. Aynı ağaçtan kışa kadar toplamıyorsun. Bir ağacı topluyorsun. 15-20 gün içinde biter aynı cins ağaç. Ama farklı cinsler olduğu zaman kışa kadar bulunuyor. O zaman sen bir yılın her ayı çalışıyorsun. Ama farklı, evet farklı ağaç dikersen oluyor. Anladım onu. Bir yılın her ayı çalışıyorsun ama hemen hemen neredeyse. Biz kendimiz başka da şeyler de ekiyoruz. Domates de ekiyoruz öyle. Hayvan var öyle değişik. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Peki ektiğiniz toprak kendi toprağınız mı? İcar. İyi mi? İcar. Ha icar, kira yani. Kira. Ha kirada ekiyorsunuz. Evet. Bir de onun masrafı var o zaman. Sorma, masrafı sorarsın hemen kaç git buradan, Türkiye'den çık dışarı. Söyle bakalım ya, bir de senin derdini dinleyelim. Derdim bu. Ha, bir kira var, başka? Ya o çiftçinin sorunu 170 kuruş, 160 kuruş bu. Bir ton domates dökecek, iki kişi, üç kişi yemesi verecek. Başka? Bitti. Meyve satıyorum, meyve. Üzüm var. Evet, armut var, erik var, şeftali var. Evet, peki ne zamandan beri çiftçilikle uğraşıyorsunuz? Ben çocukluğumdan beri uğraşıyorum. Ve esnaf oldum sonra. 22 yıldan beri esnaflık yapıyorum. Evet. Muz dediğin gibi zaten dışarıdan geliyor. Aha. Yerli muz da var ama Antalya yöremizden geliyor. O kışın başlar, yerli muz. İşte gördüğün gibi elma var, armut var. Yılın en çok hangi dönemi çalışıyorsunuz? Ben hiç durmadım ki bu yaşıma kadar. Evet hep evet. Çalıştım zaten. Böyle yoğun olduğu bir zaman bir sezon var mı? Ama her şeyin bir tufanı vardır zaten. Evet. Her şeyin bir tufanı vardır. Mesela mevsimliktir, sezonluktur. Ama ben de hep aynı sebze meyve olduğu için devamlı hep çalışıyor zaten. Evet, ailece zaten çiftçisiniz herhalde. Evet ailece. Peki sizce bu genç nüfusun çiftçiliğe olan ilgisi nasıl, var mı? Yok. Yok. No. Çünkü gençler çalışmayı sevmiyor. 68 senesinden beri burada yaşıyorum. Yaşıyorsun. 68 senesinden beri çiftçiyim. Yapıyorsun. Çiftçiyim burada. Aileden mi geldi bu? Aşağı yukarı. Peki bunların tabii farklı zamanlarda ekimi dikimi oluyor. Şimdi kışında bu işi iyidir. Kelen ekeriz, prans ekeriz, turp ekeriz. Havuç ekmiyoruz onun karşısında. Bak. Oğlan okulu bitirdi. Tıpta okudu en küçükleri. Allah size de nasip etsin. Maşallah. Tıpta okumuş. 4 tanesi, 3 tanesini okuttum. Maşallah. 3 tanesini. Okuyacağın tane iyice yol olur. Kızım olsun, oğlum olsun. Ama kızım öyle dedi. Allah razı olsun babanın da. En küçükler de doktor oldu. Maşallah. Ya. Bundan daha güzel de bir haber olur mu? Olmaz. Öyle güzel. Yalnız doktora çok kızıyorum. Evlenmedi. Evlenmiyor diye mi? Evlenmesin canım, bırak sen de. Ne yapalım ben gülüm. Neyse 36 yaşında, 77 doğumlu ben gülüm. Hani diyorlar ya tarımın başkenti Balıkesir diye. Evet. Hakikaten var. Git büyük şehirlere bu kadar lezzetli. Ucuz evet. Ürünü bulamazsın. Hem çok da ucuz. Hepsinin tadı kaçmış büyük evet, şehirlerde. Evet, evet. Balıkesir çok şanslı. Ya şimdi İstanbul gibi, İzmir gibi yerler benzemez bunlara. Evet. Bunları üretici sadece kendi. Kendi üretici. Evet, evet. Çiftçinin sorunu bitmez. Ki bunu Tarım Bakanlığı benden daha iyi biliyor. Çünkü bunu daha ucuza yapmak için gittiler Mali'den bilmem nereden 99 yıllığına arazi kiraladılar.
Oraya yapacağın yardımı bana yap da ben bunu daha kalitelisini veririm. Ve bizim insan tüketicimiz de bilinçli değil. Şimdi ben bunun daha güzelini yetiştiririm. Tüketiciye diyorum ki kardeşim bunda hormon yok. Bunu ben 1,5 liraya, benim şu kapsülde 20 tane bilinçli tüketicim olsa bu bana yeter. Yani bunların bana verdiği 1,5 liradan. Ama bunu ben daha iyi diyor ki böyle iri olacak. Ya bırak iriye kaçma. Bak şu da yerli. Şunlar da yerli. Bak bunlar da yerli. Bunlarda da aynı şey, gübre yok. Bunlar da yerli. Bak şu yani hepsinin güzelliği ayrı.